Merhaba. Rusya'nın Ukrayna işgali henüz sonuçlanmadı. Kısa vadede bitmeyeceğinde tüm gözlemciler hemfikir. Putin emellerine ulaşsa dahi kendini mahvedecek. Bundan elbette Rusya dış politikası ve ekonomisi de etkilenecek. İşgal ilk ayını doldururken ağır ve telafisi epey sürecek bir yıkıma ulaştı. Ukraynalılardaki travması ise en az iki nesil devam edecek. Savaş henüz bitmese de, şimdiden on ara sonuç çıkarmaya mani değil. İşgal öncesi durum, görüldü ve görülüyor ki Putin'in Ukrayna'ya yönelik bir şeyler yapacağı sır değildi. Biliniyordu ve uzun yıllar boyunca raporlanmıştı bu. Özellikle beklendi. Donbas'taki iki cumhuriyetçiyi tanıması dahi Batı'yı harekete geçirmedi, ta ki işgale kadar. Batı medyası. Ukrayna krizi işgale kadar sıradan dış politika gelişmesiyken, işgalle birlikte Batı medyası tüm yayın akışını yıkarak objektiflerini özellikle insani dramlara çevirdi. Ukrayna ile dayanışma gecikmeyecekti. Sığınmacılar İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadar kısa sürede görülmemiş bir sığınmacı hareketliliği oldu. Haftalarca trenler dolu gitti, boş döndü. Çoğu çocuk ve kadın potansiyel 7 milyondan fazla göçmenden bahsediliyor. Sadece Polonya'daki sığınmacı nüfusu 2 milyonu aştı. Ulusal direniş. Bu Putin'in de öngöremediği bir şeydi. Devlet başkanının komutanlığında Ukraynalılar silahlandı, ülkelerini müdafaa etmeye başladı. Dış dünyadan da hatırı sayılır savaşçı ve mühimmat geldi. Askeri ve istihbari destek Ukrayna üye ülke olmamasına rağmen NATO ülkeleri işgalin öncesi ve sonrasında yoğun askeri destek verdi. Büyük devletlerin istihbarat örgütleri Rusya'ya karşı buldukları her şeyi Kiev yönetimiyle paylaştı. Zelenski faktörü. Başta küçümsenen başkan ilk günden itibaren yıldızlaştı. Dünya parlamentolarına canlı bağlantıyla seslendi, ayakta alkışlandı. Kremlin başta adını bile anmazken son dönemde varlığını ve otoritesini görmeye başladı. Müzakere sürecinin kilit aktörü oldu. Görülmemiş yaptırımlar. Amerika ve İngiltere başta Avrupa ülkelerinin tamamına yakını Rusya'nın varlıklarını dondurdu. Dünya markaları Rusya'dan çıkarken Rus rublesi uluslararası piyasalarda ağır darbe yedi. Yaptırımlar bir plan dahilinde peyderpey devreye sokuluyor. Oligarklar. Kremlin bağlantılı iş insanları işgalin ilk günüyle birlikte birdenbire yalnızlaştılar. Mülklerine ve varlıklarına el kondu, sınır dışı edildiler. Batı şu iki sorunun cevabını verebilmiş değil. Bu işlemler hukuki mi? Madem bu kişilerin şaibeli olduğunu düşünüyordunuz, neden on yıllarca onlara kucak açtınız? Enerjisi düşmeyen süreç. Kremlin birkaç gün konuşulur sonra gündemden düşer diye bekliyordu belki lakin öyle olmadı. Bir ayı geçtiği halde konu halen çok sıcak ve sahaya yayılmış medya güçlerinin de katkısıyla ilgi düşmüyor. Tartışmasız milat. 24 Şubat 2022. İşgalin başladığı tarih şimdiden hafızalara kazındı. Soğuk Savaş'ın 90'ların başında değil, asıl şimdi kanlı biçimde sonlandığını gördük, izliyoruz bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Güvenlik, ekonomi, enerji pazarı, diplomasi, demokrasi, hukuk, insan hakları, uluslararası örgütler vesaire hemen hepsine format atılıyor. Ara sonuçlar böyle. Peki Türkiye bu krizden güçlenerek çıkabilir mi? Mesele sadece Türkiye olsa bu soruya elbette çıkabilir diye cevap verebilirdiniz. Ne çare uzunca bir zamandır Türkiye eşittir Erdoğan ve dünya algısı da bu. Liderlerle verdiği görüntüler, düne kadar ağır laflar ettikleriyle şimdilerde barış çubuğu tüttürmeler, krizde ara buluculuk ihtimali gibi konular Erdoğan'ı heyecanlandırdı. Yerinde kim olsa böyle hissederdi. Erdoğan direksiyonu %51 NATO'ya kırmış bir görüntü veriyor. Gel gelelim, bunu böyle götürmesi mümkün olmayacak.'' Yaptırımlar şiddetini arttırdıkça ve yayıldıkça ondan da katılması istenecek. Unutmayın. Erdoğan güçlü olana oynamaya açık. Bu çoğumuzda olan bir içgüdü. Bugüne kadar iki gücü birbirine kırdırıyor. Birinden yüz bulamazsa diğerine dönüyordu. Bu durum değişecek ve Erdoğan'ın ipi baş başa kaldığı gücün elinde olacak. İçeride demokratikleşmesi, hukuka dönmesi imkan ve olası değil. Bu sonu olur. Süreç bugünden yarına hükmünü vermese de kısa vadede Putinle birlikte Erdoğan'ın da defterini dürecek.